Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari sanığı ve aynı zamanda gizli tanığı olan Serdar Serçelik Macaristan'da yakalandı. Ankara merkezli soruşturmaya dair bu gelişmenin ayrıntılarını alacağız şimdi. Mustafa Berber başkentten notlarıyla yayına hazır. Mustafa. Burcu Kaya, Serdar Serçelik senin de belirttiğin gibi Macaristan'da yakalandı. Aslında ortaya attığı iddialar, kumpas iddiaları oldukça yankı bulmuş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı ve biri başsavcı vekili olmak üzere 3 savcı bu olayda görevlendirilmişti. Soruşturmada detaylı bir şekilde yürütülüyordu. O soruşturma kapsamında hatırlanacağı üzere İçişleri Bakanlığı'nın Mülkiye Başmüfettişleri de 84 sayfalık bir rapor hazırlamıştı ve Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına alan polis müdürlerinin de arasında bulunduğu ikisi emniyet müdürü, 4 emniyet çalışanıyla birlikte toplamda 8 kişi tutuklanmıştı soruşturma kapsamında. Yine bir polis müdürü de görevden açığa alınmış ancak mevcut delil durumu nedeniyle tutuklanmasına yer bulunmamıştı ve serbest bırakılmıştı. İşte soruşturma bu şekilde devam ederken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Serdar Serçelik Macaristan'da gözaltına alındı. Serdar Serçelik geçtiğimiz ay içerisinde hatırlanacağı üzere katıldığı bir sosyal medya yayınında bazı polis müdürleri hakkında iddialarda bulunmuştu. O iddialar hükümete kumpas iddialarıydı. Eski bakanların da yer aldığı, üst düzey bürokratların da yer aldığı isimlerin zorla Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına dahil edilmek istediğini öne sürmüştü ve bu kapsamda bazı ses kayıtlarını paylaşmıştı. İşte o ses kayıtlarında sesi bulunan bir polis müdürü de Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Ayhan Bora Kaplan'ı gözaltına alan isimler arasındaydı. O ses kaydının ardından başlatılan resen soruşturma kapsamında da pek çok delile ulaşılmıştı. Onlardan bir tanesi hatırlanacağı üzere Serdar Serçelik, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının hem 2 numaralı sanığıydı hem de gizli tanık olarak dosyada yer alıyordu ve elektronik kelepçe bulunmasına rağmen bileğinde yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti. Mülkiye Başmüfettişleri de raporunda Serdar Serçelik'in yurt dışına kaçtığı süre içerisinde 9 gün sonra hudut kapılarına bilgi verildiğini belirlemişti. Bu kapsamda kaçışına ilişkin hiçbir soruşturma başlatılmadı ve içerisinde görevi kötüye kullanmanın gibi durumların olduğunu belirlemişti. İşte o iddiaları ortaya atan Serdar Serçelik Macaristan'da yakalandı ve şimdi de Türkiye'ye getirilmesi için hakkındaki işlemler sürüyor Burcu.